Hem stüdyodaki konuklarıma hem ekran başındaki sevgili seyircilerimize kalemler, kağıtlar hazır olsun. Çünkü şu masada gördüğünüz bu malzemelerle bugün öyle tarifler vereceğiz ki. Az önce söyledim, birçoğumuzun ortak derdi kilo. Aramızda öyle diyorum ama var mı mesela kilosundan şikayetçi olan siz mi? Kaç kilo vermek istiyorsunuz? 40 kilo. Kaç? 40 kilo. Peki sizi şöyle bir alalım mı? Hanımefendiye alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Peki şöyle bir dönelim seyircilerimize. Hiç kilo vermek için çaba sarf ettiniz mi? 13 yaşından beri uğraşıyorum. Ay bu kilo ne zor iş ya. Ama galiba bugün tamamıyla olmasa da bir kısmını çözeceğiz. Şimdi siz burada bir durun. Şimdi hocaların hocası Ahmet Maranki hocamızı çağırıyoruz. Hocam, hanımefendiciğim tanıştırayım. Evet, evet. Merhaba, nasılsınız? Fatma Hanım yıllardır kilo vermek için mücadele ediyor ve 40 evet. kilo vermek istiyormuş. Çünkü 40 kilo her gün bir çimento torbası düşünün, sırtına bağlamış. Evet. Onu taşıyor, nereye giderse yatarken, kalkarken bu bir zulüm. Bedene kurtulmak istemesi doğru. Başarının en büyük şartı da şu, istemesi. Hı hı. Bunu istiyorsa yapabilir, bunun metotları var. Buna bugün biraz da değiniriz. Detoks aylarındayız biliyorsunuz şu anda. Mayıs ayında yine Dolunay günümüz var. 15-21 Mayıs Dolunay günü. Evinde bu uygulamayı bir 7 gün yapacaksınız. Burada yaptığımız uygulamalarla en azından 7-9 kilo bu 7 günde. Yani bunun bir kolu 1,5 kilodur, 2 kilo. Bu iki kolunu birden verebilir. Bu uygulama var. Bunu yapabilir. Örnekleri var. Ben size söyleyeyim yani daha 20 yaşında obezite artık Türkiye'de çok yaygın. İki kişiden biri diyebiliriz. Evet. Hakikaten bunlarda çok iyi neticeler aldığımız söyleyeyim. Bizi izlesin, devam etsin, istikrarlı. 40 kiloyu demiyorum ama şimdi detoks, iki detoks kaldı. Bu iki detoksta 12-15 kilo verdiği zaman zaten metabolizma... Bakın ana yolları açtığınız zaman şimdi bağırsak sistemi açılırsa... Şimdi bağırsağımız biliyorsun 1,5 metre boyunda. Hı hı. Bu 1,5 metre açıldığın zaman müthiş bir şey oluyor bu şekilde. Şimdi onun hocam için... o zaman Fatma Hanım'ı bir yerine gönderelim. Evet, Fatma biz Hanım biz sonra anlatalım, dikkatle olacağız. İzlesin. Belki tabii 40 kilo uzun zamandan bu yana aldınız, üzerinizde birikti. Bir İstanbul'a çırpıda... geldim 10 yıl, 20 yıl oldu. Nereden geldiniz? Mersin'den geldim. Mersin'de zayıftım. İstanbul mu sizi bu hale getirdi? İstanbul'da hiç dışarı çıkmadım. İstanbul hepimizi ne hallere getiriyor. Sizin yerinizi alacağız ama takipçiniz olacağım sizin. Beraberce evet. Ahmet Maranki hocamızın verdiği bu tarifleri beraberce uygulayacağız. Peki hocam ne oluyordu? Hanımefendi diyor ki yıllardır Mersin'deydim bu halde değildim ama ne oluyor da biz birdenbire kilo alıyoruz? Yani şimdi şöyle bir kere biliyorsunuz ana yollar vardır. Şimdi ana E5 tıkandığı zaman her yer tıkanıyor. Oraya inecek yollar da tıkanmış oluyor. Ama evet. E5 açılırsa, otoban açılırsa yandaki yollar da ne oluyor? Bir anda trafik rahatlıyor değil mi? Şimdi hanımefendinin ana arterleri kapalı. Yani kalın bağırsak tıkalı. Bu kalın bağırsak peki ne kadar bu kadar 40 kilo kiloyu barındırıyor mu? Evet. En azından şimdi o bağırsaklar akordeon gibidir. Bu akordeon gibi... Şişe şişe o 1,5 metre artık divertikülitler oluşuyor yanlarında. Hı hı. Yan bağırsaklar oluşuyor, doluyor. E şimdi sizin kolunuzdaki ödemi alacak, bacağınızdaki ödemi alacak. İşte basenlerinizdeki ödemi çekecek. İtiyor ama içeriye ana yollar tıkalı. Ana yolu açtığımız zaman o zaman ne oluyor? Yan arterdekiler geliyor oradan ve süzülüp hocam, siz ne güzel kilonuzu buluyorsunuz. Yani ne güzel bu, anlatıyorsunuz. Evet bu bir bilimdir bakın. Film değil bunlar. Birileri ağzı olan konuşuyor ama bu ana arteri açmanın yolu da Mayıs-Haziran'ın 15'ine kadar detoks günleri. Tam zamanındayız evet, yani. Evet tam detoks. Haftaya buna biraz daha derin değiniriz. Hatta bununla ilgili bir iki tane örnek son kampımızda. 6 yaşında çocuklar obez. Bakın 40 kilo çocuk 4 kilo verdi. Daha küçücük boyu buraya gelmiyor. Şişmiş anne ağlıyor gözler. Yani inanın yurt dışında artık Amerika'da 3'kinin ikisi obez. İşte bu ana arterin açılması. Bu ana arterin açılmasını biz bugün anlatacağız. Burada ödem kürümüz var. Buradaki pek çok kür sana bağlı. Ama haftaya buna daha çok neler, değineceğiz. Neler neler yapacağız. Şöyle hocam ben kısaca yapacaklarımızı bir sevgili seyircilerimizle paylaşayım. Kabızlık ve mide şişkinliğiniz varsa muhteşem bir kürümüz var.
Bununla varsa birlikte... değil, herkeste var zaten bu. Yani kabızlı çok olmayan yaygın, biri var mı aramızda? Yani bir kişi. Peki. Kabızlık gideren bir kür var. Kesinlikle. Ödem attıran bir kür var. Değil mi? Özellikle hanımlar, bir müjdem var. Çatlakları gidermeye yardımcı olacak, selülitlerinizi giderecek bir tarifimiz var. Ahmet Maranki hocamızdan muhteşem bir tarif. Lekelere de çok fayda sağlıyor. Onu da hemen söyleyeyim. Bu çatlağa özellikle... bir değineyim, araya gireyim ben. Onu meraklansınlar diye söylüyorum. Şimdi hanımefendi kilolu. Evet. Şimdi göbek kasları gerildi, düzeyi derdi. Şimdi bu 20 kilo verdiğinde artık bedenine bakamaz hale gelecek. Bacaklarına bakamaz hale gelecek. Çünkü o çatlaklar oluşacak. İşte böyle problemi olanlara da bugün bir çözümümüz var. Vücudunuzdaki çatlaklara, yani izler kalır bu aralarda gerginlikten dolayı derinin. Bunun da sıkılaştırılması için çok özel, çok basit formülleri de bugün yani vereceğiz bugün inşallah. Bugün inanılmaz formüller var. Lütfen ekran başından ayrılmayın. Hocam, bazı hastalıklar var ki kilo vermek zor oluyor. Bunlardan bir tanesi de tiroid. Ben tiroid hastasıyım ve çok ciddi ilaç kullanıyorum her sabah. Gözümü açar açmaz önce ilacımı alıyorum. Siz tiroid hastası mısınız? Tabii hocam. Nerenizden belli, kilo falan almamışsınız? Aç geziyorum hocam. Ha, aç geziyorsunuz. Dünya nimetlerinden zavallı faydalanıyoruz. Yani, evet, nimetlerinden, evet. Bunlara diyorsunuz çözüm istiyoruz. İstiyorum ya. Değil mi? Tiroid evet. De çok yaygın son dönemlerde. Kimle konuşsam diyor ki ben tiroidim. Tiroidsiniz. Şekli mi benziyor acaba? Ya hocam öyle diyorlar işte. İşte yani bu işin aslını, işin aslı çok önemli. Nedir işin aslı? Şimdi tiroid, ben tiroidi herkes ekran başında olsun. Tiroid problemi olanlar, paratiroid, tiroidinde nodül olanlar, düğümlü nodül olanlar, kisti olanlar, zehirli tiroid, işte bunu doktorlarımız böyle söylüyor. Hı hı. Biz bunlara nasıl çözüm bulacağız, bunu anlatacağız önce bir kere. Bunun formülünü vereceğiz. Sizin için bugün çok özel. Biz Bitlis'teydik. Gerçi haftaya buradan bir müjde verelim. Bitlis'te çok çalışmalar yaptık biliyorsunuz. Ertuğrul Gazi'nin, hani diriliş dizimiz var ya, bu dizine Süleyman Şah'ın bulunduğu ve Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer Bitlis'te Ahlat'tadır. Ahlat'la ilgili bugün özel bir kürlerimiz var bugün. Ve yine bölgede Adil Cevaz'da dünyanın en güzel cevizleri yetişir. Tiroidle alakalı bugün bir cevizle, yeşil ceviz ama... Bildiğiniz o ağaçtaki yeşil cevizle tiroidlerinizi bunu nasıl... Bunu hocam? Evet, onunla... Bildiğiniz yeşil ceviz. Evet, onu böyle bir dökeceğiz burada. İçinde göreceksiniz. Bu tiroide mi iyi geliyor? Evet, benim fabrikalarımdan birisi Adil Cevaz'da tiroide. İçinde cevizleri, evet. Yeşil ceviz, ağacında olan bu yeşil cevizi... Çünkü neden? Tiroidin ana sebebi, bozukluğunun sebebi iyot eksikliğidir. Bakın, ve kalsiyum eksikliğidir. Çok önemli... Ne yapar doktorlar? Bir tiroidiniz, T3, T4'ünüz bozuk olursa deniz kenarında gezin der. Ne var deniz kenarında? İyot var. Bak, değil mi? Ama tabii iyot nerede var? Hocam biz biraz da yiyelim, hep gezmeyelim deniz kenarında. İşte o da cevizde var. Tabii ceviz 2000 metre rakında yetişen, inşallah haftaya hem Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi'nin doğduğu topraklardan size çok önemli görüntüler burada vereceğiz. Çok önemli. Bir de bir müjde daha verelim. Türkiye'de bir program yapmıştık. Rating rekorları kılmış helva. Bu helvanın nasıl yapılışını sizlerle, o besmelerle nasıl açıyoruz böyle. Bu çok önemli. Şimdi izlemeyenler beraber, vardır belki, evet, hocam söyleyelim. Mi? Geçtiğimiz günlerde Ahmet Maranki hocamız stüdyomuza konuk oldu. Ve burada... O birbirinden güzel tatları bize sundu. Hocam nasıl bir helvaydı? Allah'ım ya Rabbim. Evet. Bir de tok tutuyor. Tabii. Hani normalde yediğiniz helva o anda sizi tok tutar, sonra acıktırır ya, bu öyle değildi. Gün boyu sizi tok tutuyor. Dedim ki hocam ne olur bunun tarifini verseniz de dedim. Biz evde hanımlar uygulayabilsek haftaya inşallah dedi. Sözünü evet, aldık hocamızdan. Haftaya onu nasıl yapıyoruz kendimiz? Neden şifadır helva? İşte bismillelerle onun yapılıp açılması çok önemli. Onu haftaya konuşalım, evet, hocam. Konuşalım. Bu haftaki asıl problemimiz kilolar nasıl gidecek, evet, ve tiroid. Yeşil ceviz tiroide çok iyi geliyor diyorsunuz. Tabii. Nasıl tüketeceğiz peki şimdi bunu? Şimdi bakın, bu yeşil ceviz gördüğünüz gibi. Zeytin gibi. Şöyle, siz bir kere bunu yenmez derler değil mi? Bir tane ağzınıza atın lütfen. Atayım hocam. Hastasınız ya siz. Tamam. Hani bismillah deyip şifaya başlıyoruz şimdi. Peki, bir dakika. Evet. Peçete alayım çünkü reçel olduğu için. Hocam yeşil ceviz yenir mi demeyin. Dünyanın en güçlü, içinde vitamin ve mineralleri barındıran, gördüğünüz gibi.
Ben bundan daha lezzetli bir tatlı görmedim dünyada. Muazzam bir tatlı. Kaldığımızda tiroid hastası olanlar varsa bir iki tane onlara evet ileteceğiz. Hocam. İşte Maranki tatları. Kainat şifahanesi. Peki hocam bu kilo yapmaz mı? Neticede tatlı. Asla. Ağaçtaki cevizin. Bunu nasıl yapıyoruz? Tabii biz size tarifini vereceğiz ama şöyle. Mesela elimizde bugün bir de cevizimiz varsa dışarıdan belki bir ceviz de getirebilir arkadaşlar. Şimdi bu cevizi alıyoruz. Ben bir tane şöyle alayım. Bu şekilde. Bunu gördüğünüz gibi ceviz bu. Orada elimde tutuyorum. Bu cevizi bakın. Tabii bu yapılması biraz zor bunun ama ben size bir formül söyleyeceğim. Bu da tabii kireçlere konuluyor özel. Üstündeki zehir akıtılıyor. Sonra tabii bir balın içinde ısıtılarak bu halde oluyor. Bu orada yumuşuyor yumuşuyor hiçbir şeyi kaybolmuyor. Mesela saçınız. Bugün saç boyaları üzülerek söyleyeyim hanımefendiler. Bugün göğüs meme kanserlerinin %85'ini saç boyalarından. Kullanılan stiklerden ve yüzünüze sürdüğünüz o kimyasallardan olduğunu artık bilim kanıtlamış durumda. İşte saçınızın boyası için bile bunu cevizin dışındaki haftaya bir de şey yapalım. Tabii saç boyası yapalım. Yapalım hocam. Cevizden tabii bir saç boyası. Herkes evinde çok ucuz. Hiçbir zararı yok. İstediğiniz üç rengi de alabiliyorsunuz. Önce reçelin tarifini alalım hocamdan. Evet bunu aldık. Belli bir kireçin içine konuluyor. Ondan sonra şekerle duruyor. 3 ay içinde bu ceviz oluşuyor. Bunu yediğinizde bakın o sert kabuğunu yiyorsunuz. Orada müthiş bir şifa var. Sert kabukları cevizlerinizden asla atmıyorsunuz. Saçın aslına döndürüyor rengini. Bir. İkincisi dışındaki yeşil kabuktaki o minerallerin de yine tiroidinize etkisini. Ve bunu yediğinizde cevizin içinde bir hançer vardır arasında. Onu bir ceviz varsa arkadaşlar getirsinler bize. Bütün bir ceviz. Bu cevizi o hançeri içinde olduğu için ezildiğinden komple aldığınızda 7 günde 21 gün içinde tiroidleriniz normale dönüyor. Her gün bir tane tüketiyorsunuz ama sularını da atmıyorsunuz. Her gün yine bir fincan suyundan da bunun içiyorsunuz. Cevizini de komple yediğinizde onun içindeki ki ceviz biliyorsunuz çok uzun ömürlü bir ağaçtır. Uzun ömürlülüğünde sırrıdır diye söylemek istiyorum. Günde bir tane tüketmeniz yeterli. Evinizde nasıl yapacaksınız bunu? O da çok önemli. Bir cevizi alıyorsunuz. Suyun içine atıyorsunuz. Attığınızda 21 tane ceviz. Onu da haftaya yine yapalım. Arkadaşlar getiremezlerse. Alıyorsunuz içine atıyorsunuz. 21 gün duruyor. O cevizi yiyorsunuz. Bir fincan suyunu içiyorsunuz. İçinden çıkan hançerini. Bakın ben önemli Nurhan bir şey söylüyorum. Buyurun hocam. Cevizin içinde sert bir yer vardır biliyorsunuz. Böyle, evet. İç kısmında. Onu evet. Ne yaparız? Atarız. Evet. Peki Allah Celle Celaluhu bunu niye yarattı? Bir sebebi var değil mi? İşte o hançerdir burada. Tiroidlerinizin. Ne yapalım peki hocam? Onu alıyorsunuz. Yine bir suyun içine koyuyorsunuz. Alkali suya. 21 gün tutun bunu için. Bakın tiroidleriniz tamamen normale dönecektir. 21 gün kullanacağız. 21 aç gün. Karnı mı tok karnı mı? Aç karnı. Bunu sabahları içtiğinizde bedeninize lazım olan her şeyi verecektir. Demek ki bir cevizini yiyoruz. İki birazcık suyunu içiyoruz. Evet. Üç içinden çıkan hançeri atmıyoruz. Bir suyun içine koyuyoruz o yine duruyor. Bunu devamlı çoğaltarak bir 3 ay bunu kullanabilirsiniz. Zaten 20 gün içinde o stresleriniz, sıkıntılarınız, kilo alıp kilo alamamazlıklarınız da tamamen ortadan kalkacak. E hocam biz yapamıyoruz bunlar diyorsanız işte Adil Cevaz'da 2000 metrede dayanıklılığın, gücün kudreti olan bu cevizden günde bir tane yediğiniz zaman azıcık da suyundan içtiniz mi kalan ömrünüzü güçlü yaşayacaksınız. Artı kök hücre gibi de bu erkeklik ve kadınlık hormonları çalışmayan insanlara da mesela Rusya'da, Moldova'da bunları cinsel performans için içirirler. Tiroidle de bağlıdır. Bir insan bu bahsettiğiniz ceviz mucizesini, ceviz reçeli mucizesini. Ceviz reçeli mucizesini
Bunu kullanın, farkı bir hafta içinde hissedeceksiniz diyor. Hem de cinsel performansı arttırmak için de kullanılıyor. Azerbaycan'dan bizi izleyenler var. Sevgili Feride Hanım diyor ki benim memleketimde de bu çok yapılıyor. Evet. Gönül dolusu sevgiler gönderiyoruz. İran'dan izleyenler var, yurt dışından izleyen tüm dostlarımıza sevgiler olsun. Instagram, Twitter, Nur Viral. Siz de programımıza katılabilirsiniz. Şimdi hocam asıl ve en önemli problemlerimizden bir tanesi de hep deriz ki ya bendeki kilo değil. Bu biraz şey, şişkinlik, kabızdan dolayı oluyor. Evet. Ve kabızlık çok yaygın. Küçükten büyüğe kadar herkeste bir kabızlık problemi var. Bunun nedeni nedir? Altında bir hastalık mı vardır? Yoksa kesinlikle, çağın getirdiği bir hastalık mı? Evet, ben burada bu demin ceviz konusunu haftaya bir yine işleyelim. Bu ara bize Bitlis'te emniyetimizi sağlayan Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze, oradaki bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür buradan ediyoruz, bir kere sağ olsunlar. Haftaya onun programlarını bir daha söylüyorum. Süleyman Şah ve Ertuğrul Gazi'nin doğduğu topraklardan size çok mucize görüntüler ve formüller, Nemrut Dağı'nı, bekliyoruz oraların hocam, özelliklerini anlatacağız. Bu çok önemli. Evet. Şimdi çok önemli bir şey dedi Nur Hanım. Ne dedi? Kabızlık. Kabızlık neden oluyor dedi. Şimdi kabızlık yediğiniz gıdalarla ilgili değil. Tabii ki siz karbonhidratı çok sık alırsanız, evet, pirincin posası kabuğu alınmış pirinci alıp buraya koyduğunuz zaman o aşağıya gitmez. Çünkü emilimi yok. Yani onun emilimini nereden yapacak? Kabuğundan, kepeğinden, ruşeyminden arıyor silyalar. Şimdi burayı bağırsak düşün, bekliyor. Burası yol, bekliyor. Hiçbir şey yok içinde, orada kalıyor, emmiyor. Ancak bir şey yiyeceksiniz ki onu çekim kuvvetiyle aşağıya doğru itsin bu. Bu çok önemli. Ama bağırsaklarımız öyle bir sistem ki ince bağırsak beni alırsa arkadaşlar buradan geliyor, şuradan yukarıya geliyor kalın bağırsak. Bu yukarı nasıl gelecek bir daha? Gelmesi için çekmesi lazım, boşaltması lazım. Buradan gelip gidiyor. Tersten bir gidiş var. İşte bir de burada parazitler var. Kabızlığın ana sebebi parazitlerdir. Çocuğunuzun gazı varsa, sıkıntısı varsa, şişkinliği varsa. Şimdi mide şişkinliği, adam diyor ki bakın bana bakın böyle. Diyor ki benim midemde diyor şişkinlik var. Ya mide burada değil ki. Yani bu bağırsaklar Ecem, burada. Ecem şu genel şöyle yapıyoruz. Ha, yani midemde şimdi, bir şişkinlik tabii var bak, deyip. Mide burada. Bak mide burada. Mide şişkinliği burada olur. Buradan özefagustan hı edersiniz. Bu ventrikülden kaçak yapar. Bunun da sebebi yine parazitlerdir. Midede bir bakteri, helikobakteriniz varsa... Bak ben iddialıyım bu konuda. Nasıl bir anlayacağız kimse, hocam o zaman bunu? Helikobakteri hekimlerimiz var. Biz doktor değiliz. Hangi şikayetlerle başvuralım hekime? Bakın bir midenizde yanma oluyorsa, kaçırma yapıyorsunuz, bu özefagusta sıkıntı varsa, bu kardiya bölümünde yanmalar oluşuyorsa hissedersiniz. Su içtiğinizde acıma yapar. Böyle doğrulamazsınız. Bunlar varsa mutlaka bir yara ülser başlangıcı der doktorlarınız zaten buna. Yani mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurmamız gerekiyor. Başınızı vurun. Yani bir başınızı vurun, oradan neticeyi alın. Peki. Desin ki o size helikobakter kainat şifahanesinde var. Çünkü onların yapacağı tıpta hani ya ameliyat olacaksınız, başka bir şey yok. Ya da mide asiti için işte mukayin mi böyle bir şeyler var. Bunları verecekler. Peki hiçbir şey yok diyelim ki hocam, bizim kabızlığımız hala sürüyor. O zaman parazitleriniz var. Çünkü sulu o parçalanmış safra kesenizden akan sıvı... Zaten bir kişinin safra kesesi yoksa onun kabız olmaması, ileride kalın bağırsak riski ve kansere gitmemesi mümkün değil. Seyir bunu gösteriyor. Efendim ama neden şimdi? Şimdi yediğin yemeğin üstüne eti yedin, onu yedin, sert maddeler. Bunlar bağırsa safra zehiri bunun üstüne akmazsa nasıl parçalasın bunu? Parçalayamaz. Var mı hocam bir formülünüz? Var tabii, hemen. O parazitleri yok etmek lazım. O parazitler içindeki o bulamaç diyelim aşağı iner. Tamam. Bağışıklığımızın da %80'i bağırsaklarda. Bunu emiyorlar. Diye şimdi buradan geçiyor. Evet. Geçerken burada o kurtların kafaları altında. Hayır, geçerken böyle emiyor. Kurtların İyice kafası mı? Yani bağırsaklarınızda bakın ben bunu anlatamıyorum. Bugün çocuğunuz dişini sıkıyorsa, burnunu kaşıyorsa... Poponuzda kaşıntı varsa, sıcak su döktüğünüzde hart hart kaşınıp doktorunuz size ürtüker dediyse bunun arkasında ne var araştırmak lazım. Hastalıklar birer sonuçtur, onu doktorlar tespit eder. Sebebi ne? Sebebi parazittir. Kabızlığının sebebi parazittir.
İşte onlar suyunu emdiği için eme içinden gıda almak istiyor. Kas katı bir taş gibi. Ben öyle danışanlarımız var ki doktorlarımın yanında. Çok özür dilerim, böyle mengeneyle, makasla, kaşıkla şeyi çıkardıklarını görürüz. Artık lağman metoduyla da hocam, çıkmıyor. Hocam çok zor ya, Allah kimsenin evet, başına vermesin. Evet bakın bunlar var. Sonucunda da şey oluyor değil mi hocam, basur. Basur, dışarı çıkamıyorsunuz, kabızdan zorlanıyorsunuz. O basur imdat sesi. İmdat sesi. İmdat sesi. Derdi ki hocam, affedersin, poponuzda basur çıktı, onun sesini kesme, dinle derdi. Dinle ki arkasında ne var. Hocam bir önce şu kabızlığımızı bir giderelim. Evet, o nasıl gideriyoruz şimdi için. Hemen burada. Önce tarifimizi bir ekrana getirelim bakalım. Maranki hocamız kabızlığımızı evet. gidermek için hangi malzemeleri kullanacak ve nasıl bir formülle kabızlığımız ortadan kalkacak? Evet, kabızlık evet. ve mide şişkinliği kürü. Bir kase hakiki ekşi mayamız var. Köy evet. yoğurdumuz var. Hemen hocam ben uygulayayım isterseniz. Siz bir yandan tarif tamam, ederken burada, ben buraya geçeyim. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi yoğurt çok önemli. Kaynamış bir yoğurt alıyorsunuz. Tabii yoğurta bu laktaz, laktoza alerjiniz var mı? Buna bir bakın. Bu da şişkinlik yapar bak. Laktoz alerjiniz tabii varsa. Tabii yani buna var mı? Bir onu bakın. Nasıl anlayacağız hocam? Onu doktorlarınız veya işte ilgili alerji testiyle bunu öğrenebiliyorsunuz. Yok, şunu soruyorum. Mesela laktoza alerjimiz olduğunu belirten belirtiler neler? İşte şişkinlik yanma yapar. Anında istifare edersiniz. 20 dakika, 1 saat içinde yediğiniz yemeğin hepsini çıkarırsınız. İstifare edersiniz, beden bunu kabul etmez. Onun için siz olun, kaynamış yoğurtlarda, asla hazır yoğurt değil burada. Kaynamış keçi yoğurdu, manda yoğurdu en daha sağlıklı yoğurttur. Bunu kullanmaya çalışın. Peki. Bakın, bunu aldık şimdi. Hemen keten tohumu yağımız. Bakın ekranın bir tarafında formül dursun arkadaşlar. Evet. Mayamızı koyduk. Köy yoğurdu, tabi yoğurt. Yoğurt nedir? 3 günde ekşimeyen, bakın hiç bozulmayan olmadı. Bir yoğurdu çöpe atacaksınız. Sakın midenize koymayın, ikinci bir sıkıntı yaşarsınız. Keten tohumu yağı dünyada içindeki vitamin mineral yoğunluğuyla insan florasına, insan bedenine en uygun bir yağdır. Ben çocukluğumda Nur Hanım, keten tarlalarımız vardı. Sabah kahvaltısı neydi biliyor musunuz? Kara kılçık, DNA'sı 19 olan Siyaz buğdayından yapılmış kara ekmek. Bir kase keten yağı. Ekmeği içine banardık, başka hiçbir şey yoktu. Ve bizim sağlığımızı buna borçluyuz. Keten tohumu mucize bir bitkidir. Hele yağını, tabii ki aslını bulmanız lazım. Yoğurdun içine, tabii bu yoğurda biraz çok oldu. Yani bu yoğurt, 100 gram bir yoğurta bir çorba kaşığı koyuyoruz. Keten tohumu yağını. İkincisi... Tam o zaman hocam zaten malzemelerimiz ekranda. Lütfen tamam. siz ben canlı yayında uygulamayı göstermek için yapıyorum. Ama birebir ölçüsü yönetmenimizin ekrana getirdiği ölçü gibi. İşte tam bu tarifi evet, aldım. Bir kase. Bir kase hakiki ekşi maya köy yoğurdu. Heh. Bir çorba kaşığı keten tohumu yağı. Bir çorba kaşığı... Kabak çekirdeği yağı. Niçin kabak çekirdeği yağı? Biliyorsunuz kabak çekirdeğini çocuklarınıza bilhassa... Dişini sıkan, büyümeyen, halsiz, dökük, yeşil damarlı, 3,5 numara gözlüklü, öf dedim yıkılan çocuklarınız vardır. Bunun sebebi parazitlerdir. Gazı şişkinliktir, ağlar, sızlar, çocuk kıvranır. Anneler bak bu çok önemli. Kabak çekirdeği yağı bir mucizedir. Aslını bulabilirseniz tabii ki. Çünkü niye bunları söylüyorum Nur Hanım? Buyurun hocam. Yani sosyal sorumluluğumuz var bizim. Biliyorum. Şimdi ne yapıyor adam? Kabak çekirdeği ya atıyorum 10 lira olmalı. Aa 2 liraya aldık hocam. Ya tuvalet 5 lira ya. Ha pamuk yağına basılmış şey olursa şifa bulamazsınız. Aslını bulmaya çalışın. Hemen kabak çekirdeği ya. Demek ki o parazitleri de yok edecek, öldürecek hı hı. özelliğe sahip. Ve ne oluyor? Tabii ki bu ara bunlar bağırsağımızı yumuşattığı için keten tohumu yağı ne yapıyor? Oradaki sertleşmiş olan... Şimdi bağırsak bu kadar. Elinizi evet. şöyle bir tutar mısınız? Ekranda bunu görsün. Şimdi bağırsağınız bu ama şu kadarcık kalmış bağırsağınız içeride. Küçücük. Şuraların oldu. Sertleşmiş artık. Topraklaşmış. Sertleşmiş. Toprak gibi olmuş yani. Fekelleşmiş denir tıp dilinde. Onu da çözecek olan nedir? Keten tohumu yağıdır. Peki. Hemen o bağırsağınızı onları açacak. Keten tohumuyla oradaki şeyleri öldüreceksiniz, zararlıları. Ve hemen arkasından floranızdan probiyotikler, faydalı bakteriler de bu ara atıldığı için
84 mineral itibaren kristal tuzu. Himalaya tuzu. Siz tuz diyorsunuz ya ellerinizi değdirin diye. Yayına canım, girmeden mutlaka. Önce bugün yıkadım ellerimi. Evet. Çünkü biliyorum ki. Evet, bu tuzdan da yine gördüğümüz gibi 1 gram. 1 gram. Kristal. Tuz değil bu. Mineral. A, B, C, D, E, F, G. Ne kadar vitamin mineral varsa 84'ü. Selenyum dahil bunun içinde var. Biz bunun müsaadelerini bakanlıktan 21 tane belge vererek Sağlık Bakanlığı'ndan aldık. Yani kristal tuz bir mucizedir. Biz tuzuz. Onun için bedeninize bunu da koydunuz. Kase dediğimizde de yalnız 100 gram anlaşılıyor. Onu da hani yine yoğurt biliyorsunuz kabızlık yapar. Onun için fazla değil 100 gram. 100 gramına bunu koyduk. Keten tohumu, kabak çekirdeği ve kristal tuzumuzdan koyduk. Bunu ister sulandırıp alkali suyla ayran olarak içsinler. Tamam. İster bu halde yesinler. Bakın o bağırsaklarınızdaki o gazların yol açılacak bir kere. Şimdi sertlikleri açtık. Tamam. Yumuşattık. Kabak çekirdeğine yağını verdik. Zararları da öldürdük. Bu bir kayganlık yapıyor. Aç karnı mı yiyelim, tok karnı gece nasıl yapalım? Yatarken. Gece yatarken. Gece yatarken aslında mesela Doğu'da, Kafkasya'da demin Azerbaycanlı kardeşimiz dedi ya. Bütün dünyada kefir içilir. Evet. Kefir içilince kefirin içine bir kaşık keten tohumu yağını koydu mu işte yoğurt biz kefir yaptık aslında bir mayası yok sadece. Bir kaşık keten tohumu yağını koyun işte az da kabak çekirdeği içtiğinizde sabaha bütün bedeninizin tamamen boşalttığını gazınızın vesairenizin de gittiğini mutlaka göreceksiniz. Onun için sizsiz olun tabii yoğurt bakın. Keten tohumu, kabak çekirdeği yağı ve içindeki mineral tuzlarını da koyarak çünkü tuzsuz olursanız bayılma hani ihtimaliniz var bağırsağınız bozulunca. Hı hı. Onu da bir probiyotik gibi bedeninize verdiniz. Deneyin faydasını görecekler. Bir daha söyleyelim hocam. Çok teşekkür ederiz. Gece yatmadan önce bunu yiyoruz. Ne kadar süre tüketeceğiz? Her bir gece ay mı? Bunu yaparsanız bakın ödemlerinizi attığınız gibi yani bedeninizde bağırsaklarınız boşaldığı için, bağırsağınız boşaldığı için kilo da vereceksiniz. Ana yolu açtık ya şimdi. E5 açıldı. Yan yollardan gelecek. 3 hafta içinde en az 5-7 kilo vereceksiniz. Kabızlık ve mide şişkinliği evet. Kürüyle 3 hafta içerisinde 5 ya da 7 kilo vermemize faydalı bir tarif verdiniz. Faydalı yardımcı bir tarif olan. Ve su tabii ki bu ara. O boşalan ne kadar hocam? Yere... Su konusunda hep şey vardır değil mi? 3 litre diyen var, 2 litre diyen var. Efendim böyle bir şey yok bakın. Bunları artık birileri çıktı, çakmalarımız var. Konuşuyor işte adam hayatında hiç ne bitki görmüş, ne yoğurdu biliyor. Keten tohumu diyorsun ağaçta mı yetişir diyor. Ama geliyor program yapıyor. Geçiyorum buraları. Biraz kalbim kırık bu yönden yani. Bana değil hocam. Yok yani ben ha? Öyle konuşuyorum işte. Ağzı olan konuşuyor. Ha, hocam, ya hocam. Sen bunun bir kitabını yazdın mı? Bir mektebini okudun mu? Bir dersini gördün mü? Hayatta keten tohumu tarlasına girdin mi? Bunu ürettin mi? Nereden? Aydan mı geldi bu bilgi sana? Sana vahiy mi indi kardeşim? Bunu çıkarıp program yaptırıyorlar ya. Biraz gösterişi var. Biraz saçı güzel. Biraz da bir yerleri güzel oluyor. Ama bu millete yazık hocam, değil mi? Hocam Allah'tan ben bizim programımızda, bizim programımızda hep İşini bilen hekimler ve hep işini bilenler bizlerle birlikte. Hocam siz lafı şöyle anladım ben. Lafı ortaya koydunuz. Alan alsın. Alan alsın. Ben çekiliyorum çünkü ben almıyorum. Çünkü niye Nur Hanım? Bak buyurun. Biz burada program yaptım. Ben 3 yıldır Beyaz TV'de program başımızın yapıyorum. Başımızın tacısınız. 10 gün sonra diğer bütün kanallar burada yaptığımız programları tekrar ediyor. Rabbimize başka şükürler bir şey yok olsun ki. Kim biliyor bunu? Şimdi ben bunu hiç değinmek istemiyorum ama hakikaten Allah'ımıza şükürler olsun ki. Örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Hocam bilgi paylaştıkça çoğalsın. Ama sizin evet. Gibi işini bilen, işin ehli kişilerle. Su. Gönülden alkışlıyorum sizi. Su. Su kaç litre içelim de kilolarımız yani gitsin. Ben bu celalimi göstermek zorundayım. Halkımız çünkü bizim için insanlarımız, izleyicilerimiz kıymetli. Çok. Su olmadan bu olmaz. Bir insan. Dünya Sağlık Örgütü ve yapılan bilimsel çalışmalarda... Herkesin kilo başına bak bunu not alın. Bunu söyle değil mi? Şimdi ya zaten bir hafta sonra diğer kanallarda söyleyecek. Dinliyoruz hocam kulağımız size. 30 gram. Evet. 60 kiloysanız 3, 6, 18, 1 kilo 800 gram. Kısa olsun diye söyleyelim ki. 50 kilosunuz. Evet. 1,5 litre günde su içmezseniz
asla ne bu kilolarınızdan, ne ödemlerinizden, ne selülitlerinizden, ne saçınızın dökülmesinden, ne cildinizin kırışmasından kurtulamayız. Asla ve kata ve katiyetle kurtulamazsınız ve selam. Bu kadar basit. Hesap böyle diyorsunuz. Hesap yani. Böyle 30, 25 ile 35 miligram. Hocam 80 kilo bir kişi kaç litre su içiyor? Şimdi burada bir detay daha veriyorum. Bak bir dahaki programlarda bunu da söyleyecekler. Dememiştim. 25 ile 35 miligram içeceksiniz. Hocam nasıl yani? İnce kemikli insanlar vardır. Evet. Orta kemikli insanlar vardır. Bir de kalın kemikli insanlar vardır. İnce kemikli insanlar 25 gram. Orta kemikli insanlar 30, kalın kemikli insanlar vardır. Bunlar 35 miligram içecektir. Ona göre kiloları fazladır. Dünyadaki kilo endeksi de uydurmadır. Böyle bir şey yoktur. Bir insanın göbeği var diye kilolu demek değildir. Yağlı güreşi 140 kilo adam çıkmış göbeği. Aa bunun göbeği var derseniz size gülerler. Birileri diyor ki aa hocam diyor sizde de diyor sanki göbek var. Kardeşim ben judo tekvando ikinci danım. Adamı tuttu mu 140 kiloyu yere vurmam lazım. Buradaki karın kası olmadığı zaman cart diye bedenin kırılır gider. Yani bunlara cevap vermiyorum hocam, ama hocam çok alıştırdılar bizi böyle. Sanki herkes incecik olmak zorunda. Yalan. Böyle, dal gibi olmak zorunda. Yalan. Yani bir gram et bin ayıp örtermiş. Ben buna katılıyorum yani. Bir şey söyleyeceğim. Suyu öğrendim. Ay hocamı da yanıma aldım ya artık sırtım yere gelmez. Abi bende de kilo var ya. Hayır asla sizde kilo yok. Hocam şu İdeal Türk beni kadınısınız. Beni nasıl çekiyorsunuz bak. Bilmiyorum ama. İdeal Türk kadını. Tipi böyle olması lazım. Ben burada şöyle yakından bir baktığınızda. Ama hocam biraz kameralar kilolu gösteriyor. Dün evet. Valla bir yerdeydim bir davete gittim. Görenler diyor aa siz daha böyle kilolu gösteriyorsunuz. Ne yapalım can sağlığı Türk kadını böyle. Acıcık kilosu var. Geçen hocamı da yanımıza aldık ya hanımlar. Sırtımız yerimize yere gelmez artık. Hakikaten bize de böyle diyorlar. Geçen Çırağan'dayız işte orada Sayın Cumhurbaşkanımızın yemek kültürüyle ilgili bize teşekkür ettiler. Hı-hı. Sayın Fatma Şahin Antepli. Baktım orada Diriliş'teki o hani Ertuğrul pozisyonda olan yanındaki Alperenleri var. Hani dizide görüyoruz ya dağ gibi böyle. Evet. Ya bir baktım adamlar küçücük böyle yani o kadar inceler ki dedim ya bu demek ki bu kameralar muazzam bir adam istediğini büyük gösteriyor istemediğini de. Zayıfları şey. Artık siz düşünün. Efendim suyu bir peki. Daha tekrar ediyorum lütfen. Alkali su içeceksiniz unutmayın. Alkali suyu haftaya bir daha tarifini yapalım. Yapalım hocam. Şu an malzememiz yok. Bir insan ortalama 30 gram kilo başına içerse bak söylüyorum o cildinizin güzelliği buruşuk niye buruşuyor? Kurumuş cildin kardeşim ya. Kurumuş alkali su ne demek? İçinde 84 tane mineral alan su demek. Yani içten nemlendirecek cildinizi. Kesinlikle sizin besleyecek. Sizin istediğiniz kadar dıştan sürün sürün. İçten nemlenmezse hiçbir şey ifade yani etmiyor. Yani buradan çok özür dilerim. Kaba bir tarif ama hani özür diliyorum. Eşeği boyasan eşek eşektir. Yani akılda kalsın. İroni yapıyorum. Yani tamam süreceğiz falan ama senin buradan cildinin altından gelen kan damarının içinde malzeme yoksa A yoksa, doğru. B1 yoksa, B6, B12 yoksa bu saç dökülür kardeşim. Diyorsunuz ki cildi içeriden beslemeliyiz, dışarıdan da desteklemeliyiz. Biz dışarıdan da hepsini, ikisini biraz bir yapıyoruz. Sonra, biraz sonra hocam bize bir cilt lekelerini giderecek bir tarif verecek. Çatlağınız var mı diye soruyorum hanımlar. Yok biz hiç çatlağımız yok ama önlemek için bir tarif alacağız. Güneş kremi yapacak hocam bize. Yapacağız. Hemen bir geliyor. Şey söyleyeceğim. Bu yaptığınız kabızlık gideren tarifi hamileler kullanabilir kesinlikle. Mi? Kesinlikle bakın bu şu anda müthiş bir probiyotik oldu bu. Evet. Emziren anneler bile olmak üzere bunu aldığınız zaman tamam mı? Bedeniniz normal bir insana döneceksiniz. Bağışıklığın %80'i bağırsaklarda. İnsan hamile bir hanım yediği gıdayı bedenine alamazsa yani göğsündeki süte katamazsa çocuğunu besleyemez. Onun için sizin hayatta yapacağınız, unutmayacağınız, öteleyemeyeceğiniz bir şey söylüyorum şu an. Bağırsaklarınızı yıkayacaksınız kardeşim. Bağırsakları kirli olan bir toplum hani denir ya ironi evet. Vardır. Hı hı. Ülke bağırsaklarını temizliyor. Pisliklerini, namussuzluklarını, ahlaksızlar işte bunlar bağırsaklarımızda da var bu düşmanlar. Bunu attınız mı bir hamile hanım da bunu yediğinde o çocuğuna vereceği süt de sağlıklı olacaktır diye söylüyorum. Ama bunun üstüne mutlaka
Gün kilonuza göre 30 gram su içeceksiniz ki peki, bu gerçekleşecek. Kabızlık ve mide şişkinliği kürümüz ekranda. Herkes notunu aldı, uygulayacak. Şimdi ekrana öyle bir kür getiriyorum ki ödeminizden hiçbir şey kalmayacak. Zerre kalmayacak Allah'ın izniyle inşallah. Ödem atmaya yardımcı bir kür gelecek. Ahmet Maranki hocamızın özel tarifleri bunlar. Bizim yayınımızı özel sizlerle buluşturuyoruz Ahmet Maranki hocamızı. Ödemlerimizden nasıl kurtulacağız derken malzemeler bir ekrana gelsin. Niye hocam ödem olur vücutta? Şimdi dedik ya ana yol tıkalı. Onu öğrendik artık. Ama işte yani ödem de ne? Bakın ödem dediğiniz şu eliniz var şimdi, sizde yok. Şimdi bacaklarınıza böyle basarsınız. Bastı mı geri gelmez değil mi? Doğru mu? Basın şimdi bacağını hanımefendinin. Parmağınız içeride herkes kalacak. Herkes aynı anda bir denesin. Hayır yani hanımefendi bastınız mı? Size bakabilir miyiz? Ha, size. Ha, çoraplıymış alttan. Ha, çorap olduğu yani için. Şimdi bir yerinize bastığınız zaman bu geri gelmiyorsa ödemin ödem ölçüsü budur. Ödemdir. Bakın. Peki bu tehlikeli midir hocam? Tabii. Bu ödem ne demek? Burada bütün oradaki sinir sisteminiz, kan damarlarınız belli bir kasın içince gideceksen orada bir cerahat var, bir sıvı var. Hmm. Zehirli, kirli kanlardan oluşmuş. Yani ironi yapıyorum böyle, nasıl anlatacağız bunu? Başka türlü bilimsel bir tabiri yok bunun. Bu o damarlarınız ne oluyor? Dışarıdan o pisliği de çekiyor. Yani şimdi şu bacağınız olduğunu düşünün, damarınız gözüküyor size. Şöyle bir şey var diyor. Yani bastım. Bunu bastınız. Burada şimdi şu damarınız buradaki o ödemin içinde o pis, cerahatlı, ödem, kirli kan. Mesela hacamat yaparlar. Neden? Keserler, buradan pis kan çıkar. Ve rahatlar, ağrın kesilir. Burada o ödemin varsa, kirli kanın varsa bazen laktik asit deniliyor sporcularda. Bizde olur, kolunuzu kaldıramazsınız. Omuz bölgenizde olur. Burada hemen bir uygulama, bir vakum yaparsınız anında. O kanı dağıttığınızda ah der, omzumun ağrısı geçti. Bir hacamat yapar, kanı çekti mi sinirlerinize baskı yaptığı için ağrılarınız olur. İşte bu niye atılamıyor? Halbuki burada sizin bu böyle elinizi biraz şöyle kaldırın. Bu bölgelerinizde lenfleriniz var. Lenf drenajları. Lenf drenajları çalışmayan birinin ödemi çok olur. Lenf ne? Drenaj ne demek? Boşaltma demek. Drenaj suların boşaltıldığı mekanizmaya denir. Zamanla mı bozulur hocam? Tabii bozulur. Lenfleri kilo etkili mi bunda? Efendim? Kilo. Zaten lenfleriniz tıkandığı için siz kilo alıyorsunuz. Aa. Efendim benim selülitim var. Şimdi selülite bir formül. Kardeşim selülitim formülü yok. Selülitü biz erittik burada. Evet. E neyle göndereceğim? Bir yol lazım değil mi? Tabii. Buradaki kirli havayı boşaltmak için bir hava yolu lazım. İdrarla mı atılacak? Ama bunlar? Buradaki lenf sisteminiz onu çekmesi lazım. Onun için çalışıyor olması lazım yani. Çalışmazsa olmaz. Nasıl çalışacak hocam? Onun çalışmasını hemen da hemen kürümüzü getirelim burada, Emre ekrana. Hemen burada Hakan geliyor. Hakan veya birisi geliyor burada. Ben ona gösteriyorum. Hakan'cığım alalım seni. Hemen alalım. Evet biri genç. Hakan Bey'i alkışlıyoruz. Evet. Bu arada bizim programımızda emeği çoktur evet. Hakan Bey'in. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet Hakan, ne yapıyoruz hocam benim baş asistanlarımdan. Sizi şöyle alalım mı hocam? Kendisi de gurmedir. Bu ara yetiştiriyoruz. Bütün yemek kültürlerimizi sizin biliyorsunuz. Hazırlıklarınızı hep Hakan evet. Bey yardımcı oluyor. Şimdi biz bu lenf drenajı. Bakın şimdi ödemi var dedik. İyi dinleyin burayı. Ey Necip Anadolu insanı. Bedeninizde kilonuz var, selülitleriniz var, yağlarınız var. Bunları atamıyorsunuz, bağırsaklarınız tıkalı. Lenf drenaj hareketi çok önemli bir hareket. Rusya'da, Romanya'da, dünyanın her yerinde bu hareket uygulanır. Biz detoks kamplarımızda her gün bundan 1000 defa yaptırıyoruz insanlara. Gözümüz, lenflerimiz nerede? Lenflerimiz burada. Şurada bir lenflerimiz var. Buradaki organların bütün olumsuzluklarını alıyor. İkincisi, buradan aşağısını da buradaki lenflerimiz var. Çekiyor ve buradaki ilgili organlara veriyor. Şimdi ellerimizi havaya kaldırıyoruz gördüğünüz gibi. Ellerimizi çarpılmış gibi ceryana titretiyoruz bakın. Ve topuğu vuruyoruz. Evet herkes kalksın. Kalksın. Evet. Hadi bakalım. Bu ne oluyor? Herkes bak. Ayağınızı vurdu mu ne oluyor topuğu? Bütün bedeniniz sallanıyor bak. Bütün organlarınız, lenfleriniz hızlı şekilde. Evet hızlı. Hocam bunu yalnız yapalım evde değil mi? Evet, evet.
Topukları vuruyorsunuz. Hızlı, hızlı vur topu. Vur. Bak ne oluyor? Bütün lenf drenaj sistemleriniz hepsi. Evet, dünyanın en güçlü hareketi. Teşekkür ediyoruz Hakan'a. Hakan Bey'e alkışlıyoruz hocamızı da. Yani hocam bunu yapacağız. Evde yalnız olmalıyız. Kesinlikle. Acayip gözüküyor. Sabah kalktınız. Hayır, çok güzel. Hocam nasıl güzel bunu baksana. Hayır ama yani bakın, bak şu elinizi böyle sallamak var ya. Evet. Bütün eşimi, sizi tenzih ederim de siz maşallah. Ama şimdi hanımlarımızın şu kolları, şuradan dokundunuz mu bir sağa böyle acı yatmaz gibi gidip geliyor değil mi? Onları da etkiliyor mu hocam? Tabii şimdi bunu aldığınızda kızlar, o bölge... Kızlar sallayın, kaldırın kolları. Evet. Herkes oturduğu yerde, yani buradaki dolaşımı açacak. Tabii topuğu bak şöyle bir vurdu mu yere. Evet. Ne oluyor? Bütün beden sallanıyor. O kurtlar şimdi burada tutunmuş. Sallanıyor, sallanıyor. Hemen o plazmanın içine düşüyor. Hop onu aşağıdan. Şu keten tohumunu yaptığınız zaman bunu atıyorsunuz. Bunları yapmadan sizi birisi diyor ki ya şunu işte düzel. Yalan, külliyen yalan. Her şeyin bir hareketi var. Bir araba sadece motoruyla gidiyor mu? Tekerleğiyle gidiyor mu? Asla gitmiyor değil mi? Motoru lazım, tekerleği, direksiyonu lazım. Onun için hanımefendinin selülitlerinden kurtulabilmesi, kilosunu atabilmesi için komplike bir hareket. İşte Ahmet Maranki Hoca kainat şifanesinden bunu anlatıyor. Hadi. Hemen ödeme arttırıcı şeyimizi, külümüzü başladık. Tarifimizi ekrana bakalım, buradan hangi alıyoruz. Kullanacağız? Evet. Bu ödemler nasıl gidecek? Hocam yardımcı olayım ben size. Bir tutam kiraz sapımız. Hemen hayatınızda bu kiraz sapını ne diyor? Sapıma çeviririm seni değil mi nenelerimiz? Ha, bak aklınıza kalsın. Nene teknoloji. Her gün ödemleriniz varsa, atamıyorsanız, yani böbrekleriniz tıkalıysa. Tamam. Hemen kiraz sapını koyduk içine. Evet. Hemen kiraz sapından sonra ikincisi ekrana getiriyoruz. Sırayı bozmayalım diye. Maydanoz tozu. Bu da ne yapıyor yine? Ne yapıyor? Böbreklerinizde bir takım kistler, sıkıntılar varsa... Maydanozun şekli neye benzer? Böbreğe benzer. Sapı da böbrek yollarına benzer. Hemen içine koyduk. Hemen arkadan getiriyoruz. Evet. Mate yaprağı. Yine büyük bir ödem atıcı. Çok önemli. Bunun vazgeçilmezi maydanoz, kiraz sapı, matemizi de attık. Ve mısır püskülü. Bu mısır püskülü de gördüğünüz gibi zaten şekliyle ne gösteriyor? Bakın süpürge diyor, küçücük yaparım diyor. Bak incecik yaparım seni diyor. Onu demiyor. Bak ne var burada? İncecik. Seni bu hale çeviririm diyor. İranı yapıyoruz çevirsin ya. Çevirsin hocam. Bizim çevirsin, istediğimiz ha. Sağlıklı bak, bir şekilde. Bak bu halde seni incecik yaparım diyor. Bak bu. Hemen mısır bunu püskülü da koyuyoruz. Mısırın peki püskülü. Onu da koyduk. Ve hemen arkamızda rezene. Çünkü gaz olacak bedeninizde. O gazı da atmanın yolu. Bakın rezeneden gazı da atmanın yolu. Rezene biliyorsunuz. Çok önemli bir etkisi var. Bunu da koyduk içine. Limon kabuğu hocam. Evet, limon kabuğunu rendeliyorsunuz şöyle içinde. Birazcık rendeledik. Sevgili arkadaşımız Funda rendelemiş katının içerisinde. Bunun tabii yalnız dışına şey koyuyorlar, parafin. Geceleri hani suyu kaçmasın diye. Evet. Geceden bunu sirkeli suya bırakın, o parafini çözsün. Yoksa o parafini yemeyin, kimyasaldır diye söylemek istiyorum. Bütün elmalar, armutlar, şu sezonda olan bütün meyvelerde bu vardır. Evet. Bunu bir kere söylüyoruz. Hemen suyumuzu koyuyoruz içine. Sıcak suyumuzu, kaynar suyumuzu buradan. Bir dakika hocam. Evet. Malzemeleri bir kez daha getirelim. Evet. Emre ekrana. Yaza işte bu kürle merhaba diyeceğiz. Kiraz sapımız var, maydanoz var, mısır püskülü var, mate yaprağı var, limon kabuğu ve rezene. Bunu hocam günde kaç defa tüketelim? Herkesin evinde yapabileceği bir kür bu. Çok rahat hanımlar oraya buraya. Bunu koyduğunuz zaman sabah akşam 200 gram. Bu gördüğünüz 250 gramlıktır. Her sabah akşam bunu bir defa da atmayın. Hı. Bunun suyunu şimdi geceleyin içtiniz değil mi? Hemen gece yine demleyin. Sabah kalktığınızda bunları aç karnına içeceksiniz. Ama sabah ne demek? Sabah 5-7 demek. Bakın bir de burada her organın boşaltma ve çalışma saati vardır. Şayet siz böbreklerinizden bir şey boşaltacaksanız saat 5'te kalkıp tuvalete gitmeniz lazım. Şayet çok önemli ey Necip Anadolu insanı, insanlık, bir bilimsel bir veri koyuyorum ortaya. Dünya tarihinde Orta Asya'dan gelen
Şayet 5 ile 7 arasında büyük abdestinizi, küçük abdestinizi yapmazsanız, hocam derdi ki oğlum saat 7'den sonra bunlar tekrar emilimle tekrar bedeninize geriye gider. Yani 5 ile 7 arası... Gaytanızı tekrar yersiniz oğlum derdi. Çünkü 7.30-8'de kalkanlar nasıl uyanır? Yüzleri terlemiş. Evet. Böyle değil mi, su içinde. Böyle ne bileyim yani, garip, bir de kokar. Terinize bakın, hep ne kokar? Sidik kokar. Niye? Aynen. Çünkü o atamadınız ya. Uyuyor adam, devamlı uyuyor. Gece 1'e kadar seyretmiş. Safra kesesi saati geçmiş. Karaciğer saati geçmiş. 2'de dizi bitmiş. Uyumuş. Sabah 11'de kalktı mı asla ne ödem atarsın. İstediğin kadar koku sür, o bedenindeki kokular da gitmez. Yani hem sağlığımızı hem de güzelliğimizi erken kalkıp bütün bu sağlıklı uygulamaları yaparak kazanacağız. Sabah 7'de bunu içtiğiniz hamileler zaman... Hamileler içebiliyor mu hocam? Tabii herkes içebiliyor. Mate yaprağı var içerisinde. Şimdi mateyi kullan... Ben mateyi sordum asistanıma. Moda oldu ya. Evet. Ben burada bir şey daha söylüyorum. Kardeşim, benim ülkemde bir ot yetişmiyorsa... Evet. Asla bu otu kullanmayın. Bugün bir iki tane burada da var. Soruyorum. Dünyaca meşhur. Ancak Allah zalim değildir. Allah adildir. Senin Kayseri'de hangi otun yetişiyorsa onu yiyeceksin. Edirne'de ha. Biz onu bulamamışızdır. Afrika'daki bu otu aldık, mateyi. Kastamonu'ya diktik. Kastamonu'da bu yetişirse sana lazımdır. Yetişmiyorsa sana lazım değildir bu ot. Çünkü her bölgenin ekolojik farklılıkları vardır. Florası, faunası değişiktir. Bunları bu ülke ne zaman öğrenecek? Öğretmiyorlar bunları. Hans, Johnny, Ivan ne diyorsa onu öğretiyorlar. Siz bu tozu yapın, mate yaprağını kullanmayın. Hamileler için. Evet, yani peki. Hamileler için. Kiraz sapından, mısır püskülünden, maydanoz tohumundan, rezeneyi, bunun dördünü, limonu kullanın. Evet. Gece yatmadan. Bir de sabahleyin aç karnına kalktığınızda sabah, çok özür dilerim, idrar... Hocam olur mu acaba, ben bu yağımı atabilir miyim ödemlerimi? Tuvalete bir kere klozette oturmayacaksınız. Bakın. Niye hocam? Ya klozette oturduğunda boşaltamıyorsun. Biliyorsunuz nereye böbreklerinize baskı yapması lazım. E hocam evimiz yani öyleyse ne yapacağız peki? Yani ben ne yapayım, evini düzelteceksin. Yani artık şimdi hani ona da bir formül. Elinizi yumruk yapacaksınız. Bakın bunları yapmazsanız boşuna böyle lay lay lom. Böyle program yapmayalım. Bravo hocam. Lay lay lom program yapmayalım. Ben de o yüzden soruyorum. Şimdi nasıl evimdeki tuvaleti değiştireyim diyelim ki? Değiştirmiyorsun tuvaleti. Ne yapıyoruz? Tuvalete oturdun. Ellerini yumruk çok yapıyorsun. Çok önemli burası. Ellerini yumruk yapıyorsun. Oturdun ya tuvalete. Şu kasık bölgene elini koyuyorsun. Burana basıyorsun ki aynı yere oturmuş gibi. Şuralara. Alaturka'ya oturmuş gibi. Bu ne oluyor? Buradaki böbreklerinize iyice bastırıyor ki... İdrarınızı tam boşaltabilirsiniz. Yoksa başka türlü olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, yani. Ben demiyorum. Bu kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz de bize metotları öğretmiş. Nasıl işeyeceksin, nasıl yatacaksın, nasıl çocuk yapacaksın, nasıl her şeyini planlamış. Sen bunu yapmaz da Hans'ın, John'un, Ivan'ın dediğini yaparsan şefkat tokatını yersin. Bugün hastalıklarımızın en büyük sebebi bunlardır. Efendimiz buyurdu ki ayakta bevletmeyiniz demiş. Ne demek bevletmek? Yani idrarını yapmayınız demiş. Niye? Boşaltamazsın. Ayakta su içmeyin demiş. Mide uzamış böyle suyu döküyorsun şak diye içine. Olmaz kardeşim. Bu mideye şu basenlerin, buradaki basenler getirecek, burana baskı yapacak. Oradaki böbreğini sıkacak. Çünkü idrar müthiş bir zehirdir. İdrarın içine bir tane demir atın pas oluyor. Gidin tuvaletlerin hep kapıları çürür. Niye? Kokusundan bile çürür onun gazından. Bedeninde kalırsa sen de çürürsün. Ey necip insanım benim. Ey bilim adamları, bunları anlatın ne olur. Doktorlar, eczacılar, üniversiteler A4 kağıdı verirken içine bunları da yazarsak bu ilke insanlığı kurtulabilir. Muhammedi olmayan hiçbir işi yapmayacaksınız. Bir arabayı, bir cep telefonunu kim bilir? Onu üreten bilir. Bizi üreten Allah da demiş ki böyle otur, böyle ye, şununla hiç böyle yap demiş. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Evet, doğru bu hocam, çok önemli. Doğru. Peki, buyurun. Hanımların sözü önemli ama burada bir şey söyleyeceğim. Sabah akşam
Mutlaka için. Lem trenaj hareketini yapın. 3 hafta devam edin. Sağlaması dedik ya. Nereden benim atıldığı belli olacak? İdrarınızı yaptınız ya. O sıçrayan idrar damlalarınıza bakın. Moral de önemli. Onun üstünde bembeyaz yağları göreceksiniz. O iltihapları parça parça. Bunu içtiğinizde. Evet, bunu içtiğinizde Ahmet Maran, mısır püskülü, kiraz sapı, rezene ve maydanoz ve üstüne biraz limon asiti. Aslında bazdır. Gece yatmadan 1 bardak 250 gram sabah aç karnına bunu için. Birinci günden idrarınıza bakın. İdrarınızın üstü artık böyle beyaz değil de sarımtırak gibi yağlı yağlı olduğunu görünce bir sevinç kaplayacak sizi. Aa, atıyorum ben iltihaplarımı, ödemlerimi diye. İşte sağlaması da bu diye kainat şifanesinden ödem arttırıcı kür Nur Viral'le Beyaz TV'de. Ay hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam, özellikle kış ayında böyle bir iştahımız açılıyor değil mi? Evde oturuyoruz falan memle. Ya yaza gireceğimiz günlerde de bizi telaş sarıyor. Şu iştahımızı kontrol edecek bir şey verseniz de bize. Evet, bir bardak yani öyle da getirsinler. Hamur işleri de çok fazla ara, yemesek, evet. İştahımızı kontrol altına alabilsek, kilo almasak, madem bu kadar ödem arttırıcı, yağ yakıcı kürler verdik, bir de hocam iştahımızı bir kontrol altına alalım. Nasıl alacağız? Diyorsunuz. Dedim. Evet. Eminim bana katılan seyircilerimiz de vardır. İştahlı mıyız? Evet. Ha? İştahlıyız valla. Kendimizi buzdolabının karşısından alamıyoruz. Evet. Canımız boyuna tatlı bir şeyler istiyor. Yemek yiyoruz, yemekten bir kalkıyoruz. Ay, bir tatlı ağzıma bir şey atsam da böyle bir şenlense midem diyoruz. Ne yapalım hocam? Evet, yani yağ yakıcı ve iştah kesici bir kür. Hemen evet. Verirseniz çok mutlu oluruz. Şimdi tabii her şey komplike. Ne dedik? Bakın, şu ironileri unutmayın. Bir arabanın gidebilmesi için sadece motoru yetmiyormuş demek ki. Motoru, tekerleği, direksiyonu, şanzımanı lazım. Tek bir şeyle olmuyor. Bunları birleştiriyoruz. Şimdi peki hocam, bu yağları nasıl yakacağız biz? Bu çok önemli. Yağlar var. Bakın, bir insanda çok önemli. Ben şurada şöyle göstereyim. Bakın, şöyle yan durayım. Şu yanda şu göğüs kafesinin şu alt tarafı dolarsa tehlike buradadır. Şuraları mı? Bak, burası değil. Bak, şurası. Şu yan baseniniz dolarsa. Simitle hani böyle, evet. Simit diyoruz. İşte simit dolmayacak. Doldu simit, hocam bizimkiler. Doldu. Bak, şurası boş kalacak. Bak, şu öyle. Kemik. Ha, biz ağır spor yaptığımız için bu şuralar hep kemik. Şu kısım boş kalacak. Bu çok önemli. Dolarsa ne olur? Ha, dolarsa işte o yağı yakmanız lazım. Bu yan yağlarınızı. Şimdi onunla bir ilgili formül. Size bir formül. Şöyle hocam, yanı başınıza geleyim ben evet, de. Evet. Emre, şahane bir yönetmenim var. Demeden ekrana getirdi. Sağ yağ olsun, yakıcı ve iştah kesici bir kürümüz var. Bunu tek tek not alırsanız hanımlar, yaza gerçekten simitlerimizden kurtulmuş bir şekilde başlayacağız. Buyurunuz hocam, gözümüz evet. Kulağımız sizde. Şimdi yağ yakmak ne demek? Tabii bir kere şunu anlayalım. Yağ yakmak için yağ yemek lazım. Aa. Yağ yemeyin. Yakmak için yağ yemek lazım diyor. Peki olur mu böyle bir şey, değil mi? Siz program her hafta yapıyorsunuz bir sağlıkçıyla. Evet, bize ne diyorlar? Yağdan uzak durun. Durun diyorlar. Peki şimdi bir şey soruyorum sana. Yemeği yedin, evet. Elinle bir yemek yedin, yağlandı. Evet. İyi dinleyin ey Necip Anadolu insanı. Nasıl aldatıyorlar bu milleti, 50 yıl nasıl aldattılar bak. Yerleşik düzenin idarecileri, bilim adamları. Yedik, elimiz yağlandı değil mi? Et yedik, neyse, yağlı. Ne yapıyorsunuz elinizi? Yıkıyoruz. Neyle? Sabunla. Sabun neden yapılıyor? Yağdan. Demek ki yağı yağ yakıyormuş, söküyormuş değil mi? Evet hocam. Ama onunla... Aa, dakika. Ya Emre, benim şu suratımın şu halini verme ne olursun. Ama bir böyle çok kalıyorum. Güzel. Emre hemşerim, sen aynen devam et ki millet anlasın. Aa, doğru ya. Sahi biz yağ yiyoruz, elimiz yağlanıyor. Yağlı sabunla yıkıyoruz, yağı yakıyor yani siliyor. Ha, hiç düşündünüz mü? Kur'an diyor ki hiç düşünmez misiniz? Ya hiç akıl etmez misiniz siz diyor ya. Ey benim Necip milletim, akıl edin. Yağı yakmak için yağ kullanman lazım ama hangi yağ?
Hangi yağ? Ha, bedene uyumlu olan, içinde oloropin olan, vettini ve zeytünü deyip Kur'an'da 6 defa geçen zeytinin yağını 0205 asit yağı ısıttığın zaman o artık kullanılmaz. Isıtılmış yağları, trans yağı yemiyorsunuz. Zeytinyağı ve tereyağını alıyorsunuz, o yağı yakıyor. Bu millete yıllarca yedirmediler bunu. Bunu unutmayın. E hocam ama yine de siz hani bir formül hemen veriyoruz. Bu yağları yakmak için diğer yakıcı kainattaki yağ dışındaki formüllerle. Bakalım neler var. Evet. Buyurun hocam. Evet, yeşil ya, çay. Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Tam karışıma göre gidelim. Ekranda seyircilerimizin de kafası karışmasın. Zencefil. Bir çay kaşığı zencefil. Niye zencefil? Zencefil ve zencefil yağı. Dünyada hocam derdi ki acı olan her şey, yakıcı olan her şey bak yakıcı. Zencefili ağzına al, ağzın yanar. Niye yakıyor? Yakıyor, yakıyor. Yakmak ne demek? Şimdi biz ne yapıyoruz burada? Bak, ne yapıyoruz şu an? Yağ yakıyoruz. Yağ yakıcı kür yapıyoruz. Zencefil ağzına koydu mu ne yapıyor? Yakıyor. Ha bak işte, bak kurtuldu ülke ya. Bak bu kadar basit. Bak, bak iki tane şey söyledim. Elindeki yağı sabah, doğru ya. Bak biri de yağ yeme diyor. Bak, 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 vatan hainine bak. Yağ yeme diyor, bak. Bak kolesterolü sıfırla diyor. Ya kolesterol bir amino asit, sen bunu nasıl sıfırlarsın ya? Neyse. Yani kolesterol faydalı mı vücuda diyorsunuz? Kolesterol bedenin yaptığı bir amino asittir. Sen bunu nasıl atarsın bedenden? Dengeleyeceksin bunu. Onun için de bir formül isteyeceğim hocam sizden. Onu sonra her şey bir günde... Salatalık bile 6 ayda oluyor. Yani bir günde her şey düzelmez. Ama beni yani kırmayacağınızı ümit ediyorum. Biraz sonra kolesterol için... Ben yağını yakacağım senin. Sen devam et şimdi. Bir de kolesterol tarifi verirsiniz evet hocam. Limon kabuğu mu? Niyeymiş zencefil şimdi? Yakıcıymış demek ki. Bir. Akılda kalsın bunlar. Bu millet öğrendi de öğrenmeyenlere sözümüz. Harikasınız hocam. Evet. Limon kabuğumuz var. Bravo. Niye ne limon işe kabuğu? Şimdi burası mermer. Getir limonu. Ha, getirir misiniz pardon. Hocam hani, yani rica bu, ederim. Nur benim kardeşim sağ olsun böyle her zaman. Siz şimdi de bizim bu limon tacısınız. Buyurun. Bu limon. Evinizdeki mermeri alın. Bak bunlar akılda kalmazsa unutulur. Ben size ironi yapıyorum. Dil öğrenmede bir sanat biliyorsun. Bir kelimeyi bir kuşa benzetirler unutulmaz. Mermerin üstüne limonu sık. 5 dakika içinde pütür pütür olur. Ne oldu? Limonun yağını yaktı, şeyin, mermerin yağını diyelim. Anında ne oldu? Sildi, süpürüyor asitik değil mi? Asitik özelliği mi var? Tabii asitik, yakıcı özelliği var. Limon asiti. İşte bunu da bunun içine koyduk, bilhassa kabuğunda. Bu da yaktı mı? Balıktan değil sonra mi? O yüzden mi ellerimizi şöyle limonla yaparız? Neyse, onu her şeyi bir seferde söylemeyelim. Çok uzun. Evet, limonu da koyduk. İkinci peki yakıcıyı da koyduk, değil evet mi? Evet, sonra ne var mı sıramızda? Emre getirelim tarifimizi ekrana. Yeşil çay. Çayımız var. Dünyanın en güçlü antioksidan, bedendeki toksinleri, asitleri yok eden dünyada yeşil çaydan %50.3 Almanya Hamburg'daki şu an ismi aklıma gelmiyor. Ya Adberg, kitaplarımda ve sayfamda var, oradan girin. 50.3 ile dünyanın en güçlü alkali gıdası yeşil çaydır. İçindeki oloropin, pardon, kateşin maddesiyle de bütün toksinleri, yani zehir, yağlar, ne varsa yeşil çayı koy, silsin süpürsün. Tek başına günde 2 bardak yeşil çay için yetmez. Sabah öğle akşam 200 gram çay için, bakın ne o kilolarınızdan, ne ödemlerinizden, ne hiçbir şey kalmaz kardeşim. Peki herhangi bir hastalığımız varsa, mesela tansiyon ve kalp hastalığımız varsa da içebiliyor muyuz? Ya kalp hastalıkları tedavi etmek doktorlara ait, edebiliyorlarsa. Ama biz doktorlarla işimiz yok. Biz kaliteli yaşam için burada söylüyoruz. O zaman sana şöyle cevap vereyim. Bugün Japonya'da, Çin'de, Tayvan'da dünyanın en az 2,5-3 milyar insanı, hiçbir Çin'e gidin bir gün, Tayvan'ı gezin, Malezya'ya dolaşın, bir taksiye binin. Adam oturacak, yanında termos görürsün. Yeşil mutlaka. Adam giderken yeşil çayını içer, günde 10 bardak. Ve Japonya'da ne kalp hastalığı, Çin'de ne kolesterol,
prostat denen bir dal yok hastanelerde, ana bilim dalı yok. Ama bunu hiç kimse demiyor ki, kardeşim biz bu çayı niye siyah içiyoruz? Niye aslını bozup onu kurutup bilmem ne yapıp eğip büküp içindeki kateşini tanene çeviriyoruz? Bedenimizdeki demiri, manganı, çinkoyu alıyoruz da kadınlarımız halsiz, dökük, yıkık. Nasılsın hanım bugün? Sorma. Sorma, elim ayağım buz gibi böyle, elinde de aslan gibi demli çay. Bu toplumun yüzü gülmez. Peki diyorsunuz ki... Bu bilgiler anlatılmadan, bunu üniversiteler kitaplarına yazmadan, bunu doktorlar, eczacılar, anneler çocuklarına öğretmeden vallahi yüzü gülmez. Sürüm sürüm sürünürüz. 100 kişinin 98'i ilaç kullanır bu ülkede. Ey devletin başındaki bakanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar, yetkili üniversiteler, bunlara bir şey alın. Bu çayı biz neden dünya yeşil çay içiyor da biz siyah çay içiyoruz? Ha içmeyelim mi siyah çay? Yemekten 2 saat sonra zevk için siyah çay bedendeki bazı ödemleri atmak için, hazımsızlık için içilebilir. Ama bu günde 20 bardak içilmez. Bu dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Bu çok önemli. Evet, yeşil çay vücudumuza ne kadar faydalı? Bunu hocamızın anlatımlarından anladık. Aç karnına, tok karnına ne zaman tüketelim hocam yeşil çayı? Yani yeşil çayı tabii ki yemeklerden önce içerseniz, gece yatarken içerseniz, kahvaltılarınızda da içebilirsiniz diye söylemek. Peki, yeşil çay koyduk, mate yaprağımız var evet, hocam. Evet, mateyi ihtiyatlı kullanın, koyun. Hemen soracaksın, hamilelerde içebilir mi bilmem. Yani bu böyle adet olmuş, öğretiyorlar ya. Hani doktorlar böyle saplama yapıyor, mate düşük yapar. Bu nereden öğrendiyse... Hocam kızıyor musunuz sen bana bu soruları? Sen fitoterapi mi okudun? Ben. Farmakoloji mi okudun? Ben. Farmakognezi mi okudun? Sana söyleyen o doktorlar... Ha fitoterapi okuyan bir hocamız varsa... Ki program yaptınız onlarla... Saygımız büyük onlara. Ama sen hayatında... Matenin içindeki etken maddeyi bilmeden... Bunlarla ilgili denemelerden haberin olmadan... Hans sana böyle deydi diye bunu dersen... Vatanına, ülkene, insana ihanet etmişsindir kardeşim. Hocamı o kadar öfkelendirmişler ki, o kadar sinirlendirmişler ama ki. Ama toplumun %98'i ilaç kullanıyor. 100 milyar dolar ilaç harcamamız var. Yazık değil mi bizim ülkemize arkadaşlar ya? Çok hocam, önemli. Artık ama biz de bilinçlendik. Yani sizin gibi işin ehli hocalarımıza kulak veriyoruz. Artık herkes, devam ediyoruz. Yapmıyor. Yağı yakalım da şu işi düzeltelim. Elma yağ kabuğu. Yağ yanmıyor da ben yandım ekranda. Evet, evet. Evet, mate yaprağımızı da koyduk ama hocamız çok mate yaprağından yana değil. Bunu söyledi. Kardeşim mateyi yine... kaldırın yani kullanmayın. Bu formül olmuş. Şimdi biz bunu diyoruz ya. Efendim Maranki hoca mateyi koymadı. Niye koymadı bu sefer? Peki. Kardeşim mate benim ülkemde üretilmiyor. Benim ülkemde yetişmiyor. Gitsin bunu Afrika'daki, aynı paraleldeki ülkedeki insanlar yapsın. Elma kabuğumuz var. İçine katıyoruz. İnsan pH'sı 7/10'da 3'tür. Ey Necip, Anadolu insanı, dünya insanlığı. 7/10'da 3 olan elma insan pH'sına uygun. Kabuğunda muazzam. Bakın dünyadaki bitki çaylarının, biliyor muydunuz şimdi söyleyeceğim. El kaldırın. Bitki çaylarının en büyük ekseriyeti %50-70 oranında, ister kuşburnu yapın, ister yeşil çay yapın, ister karışık bilmem kış çayı yaz çayı, %70'i 80'i elmadan elde edilir. Biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ya bu toplum neyi öğrettiler ki bize? Sizin günahınız yok. Adam işte diziyi koymuş oraya, yarışma yapıyor. Abuk subuk 4 kelimeyle konuşuyor. Bakıyor birileri de alkışlıyor oradaki 500 kişi. Akıl tutulması var bu toplumda. Beyin kontrolü var. Bakın mangurtlaştırma var. Ama biz burada Nur Hanım'la doğruları söylemeye ne yapacağız? Devam edeceğiz. İşte elma bütün bitkilerde kullanılır. İnsan pH'sine uygun olduğu için. Elma sirkesi yine hakeza. Mutlaka dedi ki ödem atacak şimdi. Ya 200 gram suyun içine bir kaşık hakiki elma sirkesini koy. 3 haftada 4 kilo verirsin ya. Ama bunu söylemiyor ki kimse. Hemen diyor hamileler içebilir mi? Kalbi olanlar diyor. Nereden sordun bu soruyu? Akılda kalsın diye İren'i yapıyorum böyle. Vurdu. Ben dilim tutun sen. Efendim şimdi onu da koyduk. Hızlıca devam ediyoruz. Sarımsak hocam. Elma önemli. Herkes günde bir elma yesin. Kilolular ekşi elma. Kilosu olmayanlar tatlı elma yiyebilir. Sarımsağı niye katıyoruz hocam bunun içerisine? Evet, ne sarımsağı işe yarıyor? Koyuyoruz. Sarımsak da
Ağzına aldığın zaman ne yapıyor sarımsak? Ay ne diyorsun? Yaktı. Yaktı diyorum. E bak yaktı söylüyor sana ya. Yakmak istiyorsan diyor beni ye diyor bak. Yani sarımsak da yağ yakıcı. Kesinlikle sarımsak nasıl yakıyor? Şimdi bir takım eksiklikleri gideriyor. Sarımsağın içindeki 8 tane çok etkili bir madde, etken madde var. Bakın bu kabuklarını da atmayın. Bununla ilgili de şimdi vakit az. Şimdi oradan yönetmen, hocam, orada yapımcı diyor az kaldı diyor. Nebahat bir dakika durur musun? Tam her şeyi öğrenmek istiyoruz. Orada kabuğu demişsiniz hocam ben içini kattım. Kabuğunu mu katmam gerekiyordu içine? Neyse ben bozuntuya vermemek hayır, için hocam, işte. Hayır hocam hemen toplarım. Ne bileyim ben sarımsağın kabuğunun işe yaradığını hiç efendim, bilmiyorum. Efendim bu ne biliyor ki bu toplum? Siz hariç tabii yani ne biliyor ki bu topluma ne öğrettiler ki yani toplum? Öğreteceğiz. Haftaya her hafta bunu dakika, anlatacağız tabii içinden ki. İçinden topladım sarımsakları. Asla bak dün Bitlis'teydim. Bana kabuğunu formül kattı. Öğretiyor Anadolu insanı. Hocam diyor hocam. Evet diyorum. Biz diyor kabukları atmıyoruz artık diyor. Tamam diyorum aferin. Adam Bitlis'in Tatvan'ında, Ahlat'ında, Adil Cevaz'ında bunları biliyor. Niye? Nenelerinden kalmış. Bugün bir ahlat kürü yapacağız size. Müthiş bir şey. Yetişmezse damağınız haftaya kalırsa. Hocam hızlıca verelim o zaman. Hemen bunu verdik. Bu da ne yine? Sarımsak bakın kabuğu. Bunun ya sadece şunu gece suyunu koyun. Koydunuz ya. Yine bir için idrarınıza bakın. Formül idrarda. Üstündeki yağlar, damar, nefes alışınız. Bu da yakıcı. Yani şimdi şunu ağzına aldı mı yakıyor mu bir şey? Yakıyor. Soğanın kabuğu, muazzam bir şey. Kistleri ne yapıyor? İltihapları gideriyor kardeşim. İltihabı atınca nedir bir de yağ yakıcı? İşte yağların içinde iltihaplar da var. Evet ve devam ediyorum. Ve funda yaprağımız var. Evet funda yaprağı dünyada. Fundadan. Funda nerede olur? Nerede olur hocam? Bizim bak bizim funda, funda incecik işte funda adı üstünde. Niye funda dediler ona? İnce olduğu için, ince olacak. Bütün sulak arazilerin kenarında fundalıklar vardır. Yani ne yapıyor? Suyu emiyor. Aa, vücudumuzdaki suyu emiyor funda da. Dünyada fundadan daha etkili su emen, ödem alan, daha güçlü bir 5 bitki varsa... Birisi mutlaka fundadır. Kilo olanların ödeme olanlar, şişkinliği olanlar vesaire olanlar, fil ayakları olanlar vesaire vesaire basenleri olanlar. Bakın sabahları buğul buğul terleyenler funda. Alın bunu sadece tek başına deneyin. Bakın ödemlerinizin bir ayda yine 3-4 kilo vereceksiniz. Funda. Funda yaprağını mutlaka... Fundayı koyduk. Fundayı koyamadık. Sonra yaprağını koyduk. Funda orada duruyor. Nerede? E ben hocam biraz da neşeli harikasın. Olsun diyoruz buyurun. Şimdi biberiye dökeceğiz koyalım. İçerisine. Ne işe yarıyor biberiye? Biberiyenin bir kere şekline bak. Baktım hocam. Ne gibi? Dal gibi yapmışım. Dal gibi. Bak. İroni. Bak bilim bu. Seni dal gibi mi yaparım Seni diyor. Dal gibi yaparım diyor. İncecik evet. Diyor. Damarlarını diyor açarım diyor. Beyin damarlarını açarım. Süpürürüm seni diyor. Süpürge gibiyim ben diyor. Fundanın aslı nedir? Ey Anadolu insanı, üniversiteler, mektepler, doktorlar, yöneticiler... Bak, funda yaprağı nedir biliyor musun? Yeşil böyle yeşillikler vardır. Süpürge yapılır bundan. Diyor ki, bedenini süpürmek istiyorsan fundayı, biberiyeyi kullan diyor. Peki. Bunun adı nedir biliyor musun? Beyin süpürgesidir. Her gün biberiye içen insan dal gibi olur, beyin damarları açılır, kanı inceltir. Bak, kanın içindeki yağları parçalayan... Dünyadaki bak benim doktorlarım Ali hocama saygılar sunuyorum burada. Altın madalyalı hekimlerimizdendir. Beraber çalışırız yıllardır. Biberiye'yi kandaki yağları azaltmak için dünyadaki kan sulandırıcı. Bundan başka Allah başka bir şey yaratmamış. En güçlüsü bu. Biberiye'yi mutlaka kullanın. İşte yağı ne yapıyor kanın damarın içindeki yağları da yakıyor. Evet bunu da kullandık. Ve bitirdik değil mi? Evet hocam. Bitirdik mi? Bitirdik. Biberimizi de koyduk. Yağ yakıcı ve iştah kesici kürümüz var. Size yakın konuşuyorum ki mikrofonda ağrı mı çıktı? Getir fundacığım. Tamam. Hemen buradan suyumuzu koyuyoruz. Evet üzerine. Suyumuzu koyuyoruz. Muazzam bir beşli burada bak. Muazzam bir beşli. Bunu içiyor muyuz hocam? Ne yapacağız bunu? Günde yani ne kadar içeceğiz? Yani öğrenmeniz için soruyor. Aslında biliyor da hani ne yapacağımızı tamam. Bunu yaptık. Kokusu bile yeter ya. Şuraya harika. Bak.
Günde ne kadar içeceğiz? Günde 2 bardak. Herkes sabah akşam mi? Aç karnına herkes içebilir. Hiç eksiksiz, hiç eksiksiz içebilirsiniz. Buradaki söylediğimiz bu yağımızı da niye biz içemiyoruz bunları ya? Hocam, niye buyurun, içirmiyorsun buyurun. Bize yani bunlar şimdi, bak. Şimdi muhteşem bir kür var, yağ yakıcı ve iştah kesici. Evet, evet. Onun haricinde ödem atıcı kürümüzü yaptık. Hocamız, beni utandırdınız hocam. Estağfurullah. Bu işler bana efendim, ait. Ya olsun çok efendim. Çok teşekkür ederim sağ elinizle. Evet içiyoruz. Besmeleyle üç yudumda içiyoruz. Çünkü... Bismillah'la içiyoruz. Gayet güzel. Tadı mis da gibi. Güzel. Vallahi hocam. Şunu geceleri için ödeminize atın. Bunu için yağınızı yakın. Bak Bahar'a nasıl böyle kilosuz, mutlu, cildiniz de düzelmiş, saçlarınız her şeyinizle hazır girebilirsiniz. Ama şu yağ yakıcı kürümüz hakikaten muazzam. Lütfen zencefili evinizden eksik etmeyin. Yeşil çay, elma kabuğu, sarımsak kabuğu, fundayı ve biberiyeyi. Bunu hocam taze taze mi yapıp içelim? Tabii her gün bakın. Burada önemli bir şey söylüyorum. Bu bitkileri mutlaka devamlı içemezsiniz. Bir defa yaptığınızda bunu aynı şeyin içine aynısına suyu koyup bir gün içinde tüketebilirsiniz. Bakın bir günde mutlaka tüketmeniz lazım. Gece yatmadan 200 gram bir bardak içiyorsunuz. Sabahleyin kalktığınızda bir bardak içtiğinizde gece içtiğinizi sabah boşaltacaksınız. Gündüz içtiğinizi de gün içinde boşalttığınızda zaten hayatınızda belli bir güzellik, mutluluk, huzur, nefes alışınız, bağırsaklarınız, her şeyiniz. Zaten hani derler ya mutluluk nerede? Hocam tuvalete bir gidiyorum değil mi? Çıktığım zaman tabii. Çok şükür diyoruz. Çünkü bakın 1,5 milyon kişi yaklaşık Türkiye'de suni yollarla idrarını ve gaytasını yapabiliyor. Onun için mutlaka şükredelim. Şükretmek kainat lazım. Şifanesindeki doğru. Binlerce bitki bu doktorlarınızın önerisi yanında bunları da yaparsanız kalan ömrünüzü kaliteli, mutlu ve dik yaşarsınız diye bir şey söylemek daha sorabilir miyim hocam programı kapatmadan önce? Böyle şey her sanatçı soruya cevap verilir. Bir şey daha soracağım. Şimdi öncelikle kilomuzu vermek istediğimiz dönemler var. Hamilelik sonrası mesela emzirme dönemlerinde. Yine kullanabiliyor muyuz bunu emzirme dönemlerinde? Bakın emzirme döneminde kullanmanızda hiçbir mahsuru yok. Bakın bizde öyle şimdi 15-21 Mayıs unutmayın detoks dolunay günü. Şaban ayının 15'i ne? Kandil, 3 günlük oruçlar. Bakın hep ironi yapıyorum. Mistik boyutları var. Bunu yapıyoruz. Niye yapıyoruz şimdi bunu? Şayet çocuğunuz var. Kampta hanımefendi çocuğumla gelebilir miyim? Geldi. Hanımefendi detoks yapıyor. Yani bu çayları içiriyoruz biz orada. İyi dinleyin burayı. İkinci gün geldi ki emziriyor çocuğunu da bak. Evet. Hocam dedi çocuğun dedi bezinde dedi kurtlar dedi kurtlar. Bak çocuğa biz hiçbir şey yapmıyoruz. Anneye veriyoruz bunları. Anne sütünden anne geçiyor. Sütten çocuğa gidiyor çocuk parazit döküyor. Bak, İnanılır bu kadar gibi etkin. Değil. Evet. Hocam çok teşekkür onun ederim. Onun için sizsiz olun. Burada yaptığımız bu kürler kalan ömürlerinizi kaliteli yaşamak için bir kürdür. Tiroid kürünüzden asla vazgeçmeyin. Kalsiyum ve iyotun olduğu. Haftaya tiroid kürünü bir daha yapacağız. Kalsiyumu nasıl elde ederiz diye. Bu arada haftaya şey de verelim hocam. Buna da alışkın değil ya. Evet, evet, evet. Haftaya şunu da selülitleri gideren, tamam, çatlakları önleyen. Bravo. Haftaya yine çok kürümüz var. Ne güneş, vereceğiz? Güneş. Ha, güneş lekeleri için. Tabii. Ha bir de şunu söyleyeyim. Haftaya bir helva yapacağız burada. Orijinal. Orijinal helva. Yine kalemler kağıtlar hazır olsun. Ve haftaya sizi salı. Şeye götüreceğiz. Ahlat'a götüreceğiz. Ahlat'a. Oradan görüntülerle. Ay haftaya Ertuğrul, şenlik var bu programda. Ertuğrul ve Süleyman Şah'ın vatanından çok orijinal görüntülerle hocamı gönülden alkışlıyorum. Ruhsal arınma yapacağız. Hocamı çok gönülden alkışlıyorum.